Evet efendim, kripto para ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kripto paralarda bir tepki hareketi var. Bu tepki hareketini değerlendireceğiz. Öne çıkan başlıkları konuşacağız. Öncesinde bir fiyatlamalara bakalım. Ardından da Kemal Kabakçı bizlere eşlik edecek. An itibariyle yeşil bir tabloyla karşılıyorum sizi. İsterseniz önce Bitcoin tarafına bakalım. Burada 40 bin doların altını görmüştük. Bugün an itibariyle fiyatlama 42 bin doların üzerine çıktı. Ethereum'da 3100 doların üzerindeyiz. Genel olarak baktığımızda Algorand'da %3'e yakın yükselişler var. Basic Attention Token'da %2'ye yakın. Polkadot'ta yine aynı şekilde %1,5'un üzerinde. Holochain'de %1,5. Bununla birlikte Litecoin Ripple'da %1'in üzerine fiyatlamalar görüyoruz. Yine aynı şekilde Maker'da da %1'in üzerine fiyatlamalar var. Negatif tarafta Link'i görüyoruz. Bir miktarda Seller Lumen'de yine satışlar olduğunu söyleyebilirim. Peki bunlar bir tepki mi? Henüz trende döndük mü? Şimdi önce bir teknik tarafla başlayacağız. Sevgili Kemal Kabakçı bizlerle olacak. Kemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Merhaba, hoş bulduk Perihan Hanım. Evet, konuştuğumuz önemli bir seviye vardı aslında. Birçok kişinin beklediği 39 bin 40 bin dolar bandı Bitcoin tarafında. Burası görüldü ve görüldükten sonra da aslında bir tepki geldi. Peki yani hani bu parçalı alım stratejisini de hep konuşmuştuk sizlerle ama hani dibi bulmak zor belki ama burada parçalı alım yapmak bir miktar daha orta vadeli yatırımcıyı rahatlatabilir demiştik. Birinci alım bölgesi diyebilir miyiz bu bölge için ya da altına sarkarsa nereleri görebilir? Buradaki tepki hareketiyle başlayalım isterseniz. Tabii ki. 48 binlerden beri aslında işaret ettiğimiz bölgelerdeyiz. Buraların üstüne doğru çıkamadıkça hedefimiz 38, 40'ın altı, 39'lar diye fazlasıyla konuşmuştuk Perihan Hanım. Hatta parçalı alım fırsatlarını sizinle beraber de burada söylemiştik yatırımcılara, bunlar yapılabilir noktasında diye. Dediğimiz seviyelere geldi. Buradan da etki tepki aslında gerçekleşti ve kendimizi 42 binlere doğru attık tekrardan. Ama tam anlamıyla da tehlike geçmiş değil. Şöyle söyleyebiliriz, bir 45.500-45.800'lere doğru buradan hala tepkiyi görebiliriz. Yükselişleri meydana gelebilir, yükselişler bu seviyelere doğru. Ama öncelikle buraların geçmesi, sonra güvenli bölge 48 binlerin üstüne atması ve tam bir yükselişler içinde o kıramadığımız 52'lerin üstüne doğru bir gidiş lazım. Ama orta ve uzun vadeli yatırımcılar için tabii ki buralar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama tekrar buralara da bir geri çekilmenin olabileceğini göz önünde bulundurularak bu işlemler yapılabilir. Çünkü hala tam olarak sağlıklı fiyatlamayı gerçekleştiremiyoruz. İlk etapta da dediğim gibi bu 45.500'lerin üstüne atmadığımız sürece de hala 38'ler cebimizde olacak bir noktada Bitcoin tarafında. Hep şunu konuştuk zaten bu son dönemde içerisinde olduğumuz noktada. Hani Bitcoin'in bir rahata kavuşması lazım ki diğer altcoin'ler tarafında da sağlıklı bir fiyat oluşumunu görebilelim noktasındaydık bu tarafta. O yüzden de hala dikkatli olunması gereken noktalarda parçalı alımların yapılabileceği 45.500'lerin, 45.800'lerin bizim için geçilmesini hedeflediğimiz, geçilemediği takdirde de tekrardan dün gördüğümüz seviyelere inmenin yüksek olasılık olduğu bir noktada kripto para piyasası. Peki burada birçok kişinin tanıdığı efsanevi bir yatırımcı bilmiyor ama önemli bir açıklaması var kripto paralara dair. Kripto paralar için demiş ki bir sigorta aslında politikası. Çünkü burada Bitcoin'inize hiçbir şekilde el koyamazlar demiş. Burada hani ileriye dönük bir hakikaten sigorta politikası olarak kullananlar var. Temettü yatırımcılarından işte ya ben artık temettü yatırımcılığından ziyade biraz da aslında burada uzun vadeli her ay alım stratejisi uygulayarak kripto para biriktirebilirim diyenler var. Zaten burada asıl konuştuğumuz konu bizim her zaman fiyatlama oluyor. Yani blockchain teknolojisinin güvenilirliğinden ziyade burada zaten bir korkuya mahali yok. Asıl mesele işte fiyat geri çekilmelerini hep konuşuyoruz. İşte alım olarak değerlendirilebilir mi diye ama nasıl karşıladınız bu açıklamayı? Birazcık detaylandıralım isterseniz. Tabii ki aslında doğru bir noktada büyük bir servetin sahibi kendisi. Servetini koruma yollarından bir tanesi olarak da Bitcoin'i seçmiş ve bu noktada da aynı zamanda da dijital varlıklarla ilgili de yatırımlarını sürdüreceğini açıklamış. Çünkü artık milyarderler de artık bu piyasanın, çünkü daha önceki noktada hep şunu duymuştuk.
çok fazla milyarder olup ya da piyasada söz sahibi olup kişilerin kripto paralarla alakalı çok fazla balon tabirini duymuştuk. Çark edişleri çok fazlasıyla yaşamıştık. Artık kripto paraların, Bitcoin'in bu piyasanın da var olduğunu, hatta artık bir sigorta olduğunu noktasına doğru bir açıklamalar gelmeye başladı. Artık o kabul aşamasına geçmiş olduk. Tabii ki sallantılı günler söz konusu olacaktır şu an yaşadığımız gibi fiyatlamalarda, ama blockchain teknolojisinin ve kripto varlıkların önümüzdeki dönemde önü çok fazlasıyla açık ve artık milyarderler de, piyasanın içerisinde söz sahipleri de bu işi kanıksamaya başladı. Artık o geleneksel bakış açısından daha teknolojiye doğru yön bulma başladı ve buna doğru yatırımlar geliyor. Önümüzdeki dönemde bu yapılan yatırımlar, bu alımlar fiyata da pozitif şekilde yansıyacaktır. Benim yorumum da bu şekilde burada ve ben de kripto paraların bir sigorta politikası olduğuna, yaşadığımız enflasyon süreçlerindeki verdiği karlılıklarla beraber bunun doğru bir düşünce olduğunu düşünenler arasındayım. Peki burada kurumsalların ilgisi nasıl bu geri çekilmeye? Çünkü Nasdaq listeli Bitcoin madencilik firmasının da buradaki geri çekilmeyle birlikte 43 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığını gördük, ama bu geri çekilme alım fırsatı olarak diğer kurumsallar tarafından değerlendiriliyor mu? Şu an için öyle bir haber akışımız mevcut değil. Yeni portföyüne kripto para ekleyen kurumsallarla ilgili bir bilgi söz konusu değil, ama ciddi bir madencilik firması, gelirini Bitcoin'le yaratan bir firma tekrardan nakit yoluyla Bitcoin almaya doğru bir teşviki oldu bu geri çekilmeyle. İyi bir geri çekilme. Bundan belki 1,5-2 ay önce işte bu 60 bin lira doğru dayandığımızda kimse bir daha bu fırsatın gelebileceğini düşünmezken buradaki madencilik firması da düşüşü fırsata çevirip yaklaşık elindeki BTC varlığında %30 arttırmış durumda. Bu fiyatlar güzel fiyatlar, çünkü hala şunlardan vazgeçmiş değiliz. Bitcoin'in yeni ATH yapacağı hala 100 bin dolar, 150 bin dolar analizleri geçerli. Sadece piyasadan kaynaklı, çünkü genel tüm dünya içerisinde piyasalarda bir sallantı söz konusu. Kripto varlıklar da bu sallantıdan nasibini alıyor. Hala analizlerimizden vazgeçmiş değiliz. Belki önümüzdeki dönemde yeni kurumsal alıcıların piyasaya katılması, yeni para girişleriyle, sektörün büyümesiyle de fiyat tetiklendiği haberlerini buradan sizinle paylaşabiliriz Feriha Hanım. Peki burada diğer taraftan Alman Çevrimiçi Bankası N26 2022'de kripto para ticaretini başlatmak istediğini açıklamış. Biraz 2022 beklentilerini de konuşalım. Burada mesela bunun gibi ne gibi gelişmeler sizce takip edebiliriz 2022'de? Ben 2022'nin ilk yayınında sizinle bir regülasyon yılı olacağı beklentimi söylemiştim burada. Birçok haber akışı da bunu doğrular nitelikte. Belki daha çok haber akışını bu yönde göreceğiz. Diğer bir beklentim de bu haberde olduğu gibi bankacılık sektörünün kripto paraları hızlı bir giriş yapıyor olması. Çünkü hep kripto paralarla ilgili bir devrim niteliğinde olduğundan bahsetmiştik Perihan Hanım. Bu devrimi de işte çok büyük bir bankacılık sektörü var. Aslında kripto paraların birçok sağladığı hizmeti geleneksel yöntemlerle sağlayan yapı bankacılık sistemi. Ama bankacılık sisteminin de önümüzdeki dönemlerde yaşayabilmesi için artık kendini evirmesi gerekiyor. Burada da kripto paralar eğer beklediğimiz gündeme oturursa, bu kripto paralara tam entegre olamayan işte bu sistemin içerisinde olan bankalar hayatlarını çok fazla sürdüremeyecek gibi duruyor önümüzdeki yıllarda. Bu yılın ekstra regülasyonlar olarak ekstra eklemek istediğim kısım, bu tarz bankalardan çok fazla kripto para ticareti başlatıyoruz, kripto para alım satımına izin veriyoruz, kripto para saklama hizmeti veriyoruz diye birçok haber akışını duyacağımız bir yıl olacak 2022 regülasyonların yanında. Hani bunu da eklerim tekrardan. Üçüncü ekleyeceğim konu ise FED baskısının bitmesiyle beraber kripto varlıkların diğer finansal ürünlerden fiyat olarak ayrışacağı, artık oradan bir kopmanın olacağı yönünde bir beklentim var. Peki diğer taraftan eski ABD SEC Başkanı da aslında dijital varlıklar küresel finansal altyapıyı
değiştirecek demiş. Hem regülasyonları konuşacağız hem de aslında burada dijital varlıklar 2022 yılında işte küresel finans altyapısını nasıl etkileyecek? Belki de bir diğer önemli gündemimiz bu olacak 2022'de, ne dersiniz? Çok doğru bir yaklaşım. Aslında biraz önceki söylediğim bankacılık sistemiyle çok örtüşüyor yapılan bu açıklama. Çünkü finansal sistemin en büyük yapılarından bir tanesi bankacılık sistemi ve artık onlar da ayak uydurmaya başlayacak, dijital tarafa doğru bir geçiş söz konusu olacak. Aslında beklentiyi doğrular nitelikte olan bir açıklama, eski başkanın yaptığı açıklama diyebiliriz buradan Peri Hanım. Diğer taraftan dönelim. Hedge Fund aslında burada Catwood'a göre kripto para düzenlemesini sürdüren nedenleri de açıklamış. Burada aslında baktığımızda Catwood diyor ki son kripto para piyasası düzeltmesinin arkasındaki itici güç hisse senedi piyasalarında meydana gelen bir eğilime bağlı diyor. Yani buraya bir neden yazacak olursak sizin için bu neden ne olabilir mesela? Yani şu çok doğru, çünkü tüm riskli varlıklara şu anda tüm dünyadaki tüm finansal piyasalarda riskli varlıklarda bir geriye doğru çekilme söz konusu. Bu da işte Amerikan dolarının yukarıya doğru ittiği emtia piyasaları üzerinde oluşturduğu baskıdan kaynaklı. Kripto varlıklar da bu baskıdan nasibini alıyor. Çünkü hala tam olarak piyasalar birbirinden ayrışmış değil, özellikle kripto varlık piyasası. Çünkü para aynı para. Yatırımcı aynı yatırımcı. Eğer bir yatırımcı korkuyorsa Bitcoin almaktan da korkuyor, herhangi bir emtiayı almaktan da korkuyor. Bundan kaynaklı da bu baskıyı hissediyoruz. İşte tabii ki bunun içerisine FED baskısını da dahil edebiliriz. Zaten benim de en büyük düşüncem, FED baskısı bittikten sonra, artık bu yılın ilk çeyreğinde bu işi bitirdikten sonra kripto varlıkların diğer emtialardan, diğer finansal ürünlerden ayrılıyor olması yönünde benim de beklentim bu şekilde Peri Hanım. Peki burada şimdi Ethereum tarafında aslında olumlu bir haberimiz daha var. O da aslında baktığımızda Pantera Capital'in CIO'su demiş ki, bu açıklama çünkü çok önemli, Ethereum yakında tüm finansal işlemlerin %50'sinin arkasında olabilir demiş. Zaten hep Bitcoin ile Ethereum karşılaştırması yaparken hani Ethereum'un arkasındaki hikaye, altyapısı, teknolojisi ne kadar ön plana çıkabileceği hep konuştuk. İşte kurumsallara baktığımızda yeni raporlar daha çok Ethereum'u işaret ediyordu. Yani hani bu açıklamayı nasıl karşıladınız ve önümüzdeki süreçte hep bu hikayeyi konuşuyoruz ya, Bitcoin'in önüne geçebilir mi teknolojik anlamda ya da fiyatlama anlamında Ethereum'un potansiyeli ve performansı size göre? Biz sizinle yaklaşık bir senedir bu programda konuşuyoruz. Özellikle Ethereum tarafındaki hani o ekosistemin bambaşka bir ekosistem altında barındırdığı sistemleri, yeri sistemlere gebe olduğundan ve hala Bitcoin arasında hep makasın çok büyük olduğundan bahsediyoruz. Çünkü özellikle de önümüzdeki dönemde, belki 2022 ya da daha ilerleyen yıllarda bu DeFi projeleri önemli bir nokta olacak. Hani ekstrada daha önce konuştuk ama tam olarak randomını DeFi projelerinden alamadı, ama bu merkeziyetsiz finans kısmı önümüzdeki günlerin finansal enstrümanlar içerisinde en popüler, en çok konuştuğumuz noktaya gelebilir. Bu da Ethereum ağı içerisinde barındıran en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ve burada haberde söylenilen tüm finansal işlemlerin %50'sinin arkasında olabileceği gerçeğinin en büyük örneklerinden de bir tanesi bu durum. Tabii ki şu baskıyı atlattıktan sonra bu tarz gelişmeler fiyatları olumlu yönde etkileyecek ve ben de hani bir Ethereum noktasında düşündüğümde Bitcoin'e çok daha fiyatsal olarak yaklaşacağını, piyasa hakimiyetini çok daha fazla geliştireceğini, artık önümüzdeki dönemde Bitcoin'in bu piyasa için bir onursal başkan niteliğinde olacağını, bir değer saklama olacağını, piyasanın büyük enstrümanları içerisinde Ethereum'un bu işten daha fazla pay olacağını düşünenlerdenim. Ve bu açıklamada bana çok doğru geliyor, özellikle DeFi'ların daha yaygın bir şekilde kullanımıyla beraber. Evet sevgili Kemal Kabakçı, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Böylelikle kripto paraya da noktayı koyalım efendim. Saat 14'te tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.